Merhaba sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 16 Mayıs'ta Türkiye saatine göre sabah 7.13'te 25 derece Akrep Burcu'nda ay tutulması yaşayacağız. Tam ay tutulması, 2022'nin ilk ay tutulması meydana gelecek. Bir sonraki ay tutulmasını 8 Kasım 2022'de yaşayacağız. Evet, bu ay tutulmasıyla beraber özellikle Mayıs ayında enerjiler çok kuvvetli ve çok değiştirici ve önümüzdeki birkaç aylık dönem bu tutulma enerjileriyle şekillenecek. 131 Saros nolu bir tutulma ve bu Saros ailesine ait en son tutulmayı 2004 yılında yaşamıştık. 4 Mayıs 2004 yılında yaşamıştık. Saros üçlü Saros döngülerini de 54 yıllık döngülerle beraber aynı coğrafi bölgeyi etkileyen tutulmalar meydana gelir. Bu 54 yıllık döngülere baktığımızda aynı Saros'a ait tutulmalardan 1968'de yaşadığımız tutulma yine ülkemiz için önemli bir tutulmadır. Bir önceki döngüdeki 1914 yılındaki tutulmada yine ülkemiz için ve dünya için de yine çok önemli bir tutulmadır. 1914-1968 yıllarındaki yaşanan olayları ve genel olarak ülkemizdeki gelişmeleri tekrar bir gözden geçirmekte fayda var tabii ki. Akrep Burcu'nda meydana gelen, 19 yıllık döngülerle meydana gelen Akrep Burcu'ndaki en son ay tutulmasını ise bu derecelere yakın 16 Mayıs 2003 yılında yaşamıştık. Lütfen 2003 yılının bahar ve yaz aylarını şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Çünkü benzer şeyler tetiklenebilir hayatınızda, doğum haritalarınızda aynı noktalarda, aynı derecelerdeki gezegenler bu tutulmayla da benzer etkileri alabilirler. Tutulma dünya üzerinde birçok ülkeden gözlenecek. Kuzey Amerika, Güney Amerika'nın büyük bölümü, Kuzey Batı Avrupa, Afrika, Asya, büyük geniş bir coğrafi bölgeden gözlenebilecek bir ay tutulması. Tam ay tutulması, tam ay tutulmalarında tutulma sırasında ayın etrafında kızıl bir ışık belirir. Bu nedenle kanlı ay tutulması olarak da isimlendirilir. Evet, bu tutulma da bu cins tutulma. Dolayısıyla tutulmanın tam olması tabii ki etkilerinin de çok daha güçlü olabileceğini işaret ediyor. Astrolojik olarak herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Bu tutulma sabit burçlarımızı daha çok etkiliyor. Akrep, Boğa, Kova ve Aslan burçlarının 20 ile 30 derecesi arasında Güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bunların sembolize ettiği konularla ilgili bu tutulma enerjileri aktifleşecektir. 19 Kasım 2021 yılında Boğa burcunda önemli bir ay tutulması yaşadık ve bu tutulma Algol sabit yıldızı ile birleşmişti hatırlarsanız. Bu tutulma sırasında da ay 25 derece akrepteyken güneş de 25 derece boğada olacak. Yani yine Algol sabit yıldızı ile birleşen bir güneş var. Aslında geçtiğimiz Kasım ayındaki ay tutulmasıyla büyük oranda eşdeğer enerjiler barındırıyor bu ay tutulması. Akrep burcu zodyakta 8. evi yönetir. Mars ve Plüto tarafından yönetilir. Krizler, dönüşümler, ölüm ve yeniden doğuşla sembolize edilir. Ay akrepte zor bir pozisyondadır ve ay tutulmaları daha çok dişi enerjiyi ve daha çok duygularımızı, bilinç dışımızı etkilediği için duygusal süreçlerimizde de çok zorlayıcı olabilir. Tutulma ve tutulma yakınlarında, hatta önümüzdeki Ağustos ayına kadar olan süreçte tutulma enerjileriyle beraber bazı krizlerle de yüzleşmemiz mümkün. Özellikle hayatımızda bitmesi gereken, hayatımızdan çıkması gereken, dönüşmesi gereken konular öne çıkacak. Çünkü bu tutulma güney düğüm tutulması. Ve Kova burcundaki Satürn'den de kare açı alıyor. Bitişler, sonlanmalar, önemli dönüşümler, artık çok da fazla engelleyemeyeceğimiz tamamlanmalarla alakalı aslında. Bunlar duygusal süreçlerimizle ilgili olabilir, kabullenişler olabilir. Bazı farkındalıklar olabilir ve hayatımızda gerçekten düzenimizle ilgili, alışkanlıklarımızla ilgili, ilişkilerimizle ilgili bazı önemli bitişleri, dönüşümleri bir şekilde tetikleyebilir. Akrep burcu, krizlerin burcu dedik ve özellikle finans konuları, ekonomi,
para, maddi paylaşımlar, borç alacak dengeleri Akrep Burcu ile yönetildiği için tüm dünya üzerinde ve ülkemiz içinde ekonomiyi, borçlanma konularını, finans piyasalarını, bankaları, ekonomik yapıları, büyük şirketleri ve devletleri etkileyebilecek bir tutulma döngüsündeyiz. Aynı şekilde Akrep doğada yeraltı kaynaklarını, madenleri yönetir, enerji kaynaklarını yönetir, kriminal konularla da ilgilidir. Duygularımızla ilgili olarak özellikle ilişkilerde çok tutkulu olabileceğimiz bir süreç. Tabii burada ilişkilerde hem finansal paylaşımlar hem duygusal paylaşımlar, cinsellik temaları çok vurgulanırken bunlarla ilgili konularda krizler ve bunlarla ilgili dönüşümler de bu tutulmayla biraz daha hayatımızda baskı yaratabilir. Ay tutulmaları bizi ruhsal, bedensel, fiziksel olarak çok etkileyebilir. O nedenle kronik sağlık sorunlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Satürn'ün açısı burada daha ciddi bir tutum içerisinde olmamız gerektiğini işaret ediyor. Eğer görmezden geldiğimiz bazı sorunlar varsa hayatımızda, hani bu ilişkilerle ilgili bir problem olabilir, sağlığımızla ilgili bir konu olabilir, finansal konular olabilir, borçlar olabilir. Belki bizim duygularımızla bilinçaltımızda tuttuğumuz bazı bastırdığımız konular olabilir. Bunların daha fazla kendini göstermesi, açığa çıkması söz konusu ve bunları kontrol etmekte zorlanabiliriz. Ay tutulmaları güçlü dolunaylardır. Yani birkaç kat güçlü bir dolunay etkisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla daha dürtüsel davranabiliriz, daha duygusal davranabiliriz. Ve Akrep Burcu'nun sembolize ettiği kıskançlıklar, öfke, şiddet, kin, intikam gibi daha negatif duygular bu dolunayla beraber tetiklenebilir. İlişkilerde özellikle tutkulu ilişkilerde bu tarz negatif duyguların yarattığı baskılar, manipülatif durumlar, zorlayıcı durumlar yaratabilir. Özellikle güneşin de algollü olduğunu düşünürsek şiddet, baskı, işte ölüm, kalım, kavga, tartışma, hani özellikle tabii ki dişi ve kadın figürlerin zarar görmesi gibi özellikler, yani yapılar bu tutulmayla daha da belirgin hale gelebilir. Duygularımızı, dürtülerimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Finansal konularda da manipülasyonun ortaya çıkabileceği, baskıların artabileceği bir süreç. Özellikle ekonomiye dikkat edeceğiz. Zaten geçtiğimiz Kasım ayındaki o boğa tutulmasıyla beraber tüm dünya üzerinde ve ülkemizde de artan enflasyon oranları ve artan ekonomik baskılar, krizler hayatlarımızı zorlaştırdı ve zorlaştırmaya devam ediyor. Bu tutulma döngüsü Akrep birçok konuyu belki daha da fazla zorlaştırabilir. Daha da zor durumlarla, krizlerle bizi yüzleştirebilir. Evet, Satürn diyor ki artık yeni bir yapılandırma zamanı, ama yeni yapıların kurulabilmesi için de gerekli, artık dönemi tamamlanmış olan, bitmesi gereken, eskimiş, hayatımızdan çıkması gereken konuları da bir hayatımızdan çıkaracağız. Bunları tamamlayacağız. Yani yeni bir yapı kurmak için önce bir şeyleri de bırakmak gerekiyor. Yani yeni bir doğum öncesinde bir ölüm gerekiyor. Bunun gibi bir tema var. Evet, fiziksel ölümler de karşımıza çıkabilir. Kayıplarla da karşılaşabiliriz. Bunun yanı sıra işte bitişler olabilir. Akrep Burcu sizin doğum haritanızda hangi evinizdeyse o ev konularında özellikle bu krizleri, dönüşümleri, yeniden doğumları, mücadeleleri daha fazla yaşayabilirsiniz. Yükselen burçlarınıza göre lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Akrep Burcu sizin hangi evinizde, hangi ev konuları bu dolunayla beraber aydınlanacak, ama bunlar biraz hani krizlerle de yüzleşme şeklinde mücadele gerekiyor. Akrep köklü dönüşümler ve şifa ile de ilgilidir. Hani bu bir sağlık sorununun işte şifalanması için bir ameliyat gerektirebilir örneğin. Bir tedaviye başlayabilirsiniz. Bunu yaşarken sıkıntılar olabilir, acılar olabilir. Ama sonuçta iyileşme ve şifa da gelir. İşte bu yüzleşmeleri de yapmamız gereken önemli bir dönemde olacağız. Doğa olayları tetiklenebilir. Çünkü yeraltı kaynaklarını etkiliyor Akrep Burcu. Ülkemizin 5. evinde. Ülkemiz bir akrep ülkesi ve bizim Akrep Burcu'nda çok fazla gezegenimiz var. Jüpiter'imiz de Akrep Burcu'nda, aslında 5. evimizde Jüpiter'imizde tetikleyen bir ay tutulması bu. 5. ev daha çok halkı etkiler ve gençleri, çocukları etkiler, genç nüfusu etkiler. Tutulma haritasına baktığımızda İkizler Burcu yükseliyor.
Türkiye'ye göre. İkizler Burcu ülkemizde 12. evdir. Burası biraz daha gizli bir alan. Bilinmeyen gizli konular, saklı konular veya hani gizli düşmanlıklar, bunlarla ilgili alandır. Ve tutulma an haritasında 6. evde olacak. 6. ev kamu alanı, genel olarak iş ve çalışan kesim, aynı zamanda ülkenin genel sağlığı, hizmet sektörü, askeri, güvenlik görevlileri, ordusu, donanması, bunlar 6. evle ilgilidir. Ve tutulmayla beraber Jüpiter'imizin de etkilenmesi bir kere ülkede genel sağlık konularına da dikkat çekiyor. Bu belki 5. ev olunca biraz daha çocuklar, gençlerle ilgili temalar olabilir. Aynı zamanda hizmetli sektörü dedik, kamu alanı dedik. Asker ve donanmayla ilgili konular olabilir dedik. Ve Akrep Burcu'nun yöneticisi Mars tutulma sırasında Balık Burcu'nda olacak. Denizler olunca askeri alanda tabii ki belki donanmamızla ilgili konular, işte Akdeniz, Ege veya Karadeniz'de olabilecek bazı krizler. Satürn'ün de önemli bir açısı var. 8. evden geliyor. Bu ekonomik krizlerle de ilgili tabii ki. Ekonomik anlamda zorlanma, özellikle dış ülkelerle borçlanmalar ve buralarda görebileceğiniz bazı baskılar, ekonomik krizler, bankalar ya da finans sektörlerinde olabilecek bazı baskılar, bunları arttırabilecek bir dönem. Ay tutulması Türkiye'nin Akrep Burcu'ndaki Jüpiter'in üzerinde olduğu için, Jüpiter de bizim natal haritamızda 10. evimizi ve 6. evimizi yönetir. Aynı zamanda liderler, hükümet, yönetimle de ilgilidir ve bizim ekonomik kaynaklarımız, zenginliklerimizle de ilgilidir. Burada tutulma içinde bulunduğumuz şartlarla ilgili bazı aydınlanmalar getirebilir tabii ki. Satürn açısı zorluklar, sorumluluklar, ihmal edilmiş konular, yüzleşmeler anlamına geliyor. Ve yönetim kesiminde Güneş'in de Boğa Burcu'nda olması 11. evde özellikle meclis, parlamento, yöneticiler, liderlerle ilgili konularda bazı zorluklar ve buralarda dikkat çekici gelişmeleri de tetikleyebilir tabii ki. 5. evdeki bu ay tutulması genel olarak gençleri, halkı etkiler dedik. Genel bu tabii bir yandan da turizm sektörü, ekonomik kaynaklarımız, halkın refahı, mutluluğu, eğlence sektörü, sanatçıları, sanat sektörü, spor ve sporcularıyla ilgilidir 5. ev. Olumlu gelişmeler de bekleyebiliriz. Özellikle sanat ve spor alanında, uluslararası alanlarda bazı olumlu gelişmeler bekleyebiliriz. Çünkü Mars'ın şu anda Balık Burcu'ndaki pozisyonundan olumlu bir temas da alıyor tutulma derecesi. Aynı zamanda liderlerle ilgili yine çok dikkat çekici gelişmeler karşımıza çıkıyor. Ünlü kişilerle ilgili bazı kayıplar da olabilir. Satürn çünkü 8. evden açı yaptığı için bu ölüm temasını da ortaya çıkarıyor. Kayıplar, bazı zorluklar, özellikle liderlerle ilgili zorluklar ve tabii ki ekonomiyle ilgili zorlukları arttırabilecek bir tutulma döngüsündeyiz. Çünkü hem 5. ev hem 8. ev ülkenin refahı, ekonomisi, maddi durumu, piyasaları etkiler. Piyasalar, borsa ve spekülatif piyasalarla da ilgili hızlı gelişmelerin olabileceği bir döngüdeyiz. Yani Mayıs ayı bu tutulma öncesinde ve sonrasında birkaç hafta sürebilecek bir tesir olabilir. Özellikle piyasalarda, spekülatif piyasalarda bazı çok önemli hareketler getirebilir. Kayıplar da getirebilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Çok fazla risk almamamız gereken bir dönem. Daha temkinli, daha elimizdeki kaynakları değerlendirme, bunları doğru kullanma yönünde hareket etmemiz gerekiyor. Zaten Boğa Akrep tutulmalarının aktif olduğu bir buçuk yıllık bir süreçteyiz. Hem ülkemiz hem dünya üzerinde özellikle ekonomik ve genel olarak maddi ihtiyaçlarımızla ilgili, en temel ihtiyaçlarımızla ilgili piyasalar ve para ile ilgili konularda önemli bir sınav dönemindeyiz. Boğa Burcu Kuzey Düğüm yönünde sahip olduğumuz kaynakları doğru değerlendirmemiz, bunlara gerçekten elimizde tutmamız ve mümkün olduğunca üretmemiz anlamında bizi teşvik ederken, Güney Düğüm yönündeki akrep tutulmaları çalışmadan, emek harcamadan kazandığımız veya kazanmaya çalıştığımız ya da işte borçlandığımız, üretmeden harcadığımız alanlarda daha fazla bizi zorlayabilir. Buralarda sıkıntılar, yüzleşmeler
ya da işte ihmal ettiğimiz konularla daha fazla karşılaşabileceğimiz bir dönemdeyiz. O yüzden Akrep burcundaki tutulma diyor ki ekonomiye dikkat edeceğiz, kaynaklarımızı doğru değerlendireceğiz, özellikle başkalarıyla paylaştığımız paralara, borçlanma konusuna dikkat edeceğiz. Şimdi burçlarınıza göre, yükselen burçlarınıza göre özellikle tutulmanın hangi alanlarda sizi etkileyebileceğini kısa kısa anlatacağım. Evet, sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, ay tutulması 8. evinizde olacak. 8-2 aksı önemli bir baskı altında tabii ki bu tutulma döngüleriyle beraber. 8. ev başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, hisseli paralardır, borçlanma konuları, kredi konularıdır, işte miras, sigorta, nafaka, vergi gibi konular. Buralarda bazı krizlerle yüzleşebilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili dönüşümler olabilir. Evlilikle veya boşanmayla ilgili ve bunun finansal paylaşımları ile ilgili ya da işbirlikleriyle ilgili konularda paylaşımlar söz konusu olabilir. Satürn tabii ki bazı borçların ya da işte ekonomik anlamda baskıların olabileceği bir süreci işaret ediyor. Kredi konularında daha önce yapmış olduğunuz bazı girişimler sonuç verebilir. Bir borcun ödenmesi gibi bir konu gündeme gelebilir ya da bir verginin yapılandırılması gündeme gelebilir. Tabii ki bu ruhsal ve hani duygusal krizler veya sağlıkla ilgili konuları da etkiler 8. ev. Yani sağlığınızla ilgili bir operasyon, bir ameliyat gündeme gelebilir. Bunun yanı sıra psikolojik anlamda bazı yüzleşmelerle karşılaşabilirsiniz. İlişkilerde tutkulu olabileceğiniz bir dönem. Cinsellikle ilgili konularda dürtüsel davranabileceğiniz bir dönem. Özellikle ilişkilerdeki bu krizleri iyi yönetmeniz gerekiyor. Borçlanma konularına da dikkatli yaklaşmanız gerekiyor sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, akrep burcundaki ay tutulması 7. evinizi aydınlatırken ilişki dinamiklerinizde önemli farkındalıklar olabilir. Bir karara varabilirsiniz. Belki bir evlilik kararı olabilir bu. Evlenme teklifi alabilirsiniz veya bir ilişkinizde yol ayrımları olabilir, boşanma gibi konular olabilir. Çünkü Satürn bitişleri, sonlanmaları, dönüşümleri de tetikleniyor. Bunlar işbirlikleriyle, ortaklıklarla ilgili olabilir. Eşinizle, ilişkinizde, belki evliliğinizde bazı dönüşümler olabilir. Bu evliliğin bitmesi olabileceği gibi belki ilişki dinamiğinizde bir değişiklik olabilir örneğin yani. Bu da söz konusu. Eşinizin hayatında, eşinizin işleri olabilir, eşinizin kariyeri veya eşinizin genel sağlığıyla ilgili konularda da bazı gelişmeler olabilir. Aile büyükleri, ebeveynler, onlarla ilgili konularda tabii ki Satürn 10. evde olduğu için bu tutulmada tetiklenebilir. Eşinizin ailesi de olabilir, sizin aileniz de olabilir. Evdeki sorumluluklar, taşınma konuları, emlak alma satma gibi konular veya buralarda olabilecek konular, yer değişiklikleri bu tutulmayla beraber gündeminizde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sizin için önemli bir tutulma ama her boğa aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 20 ve 30 derece aralarındaysa bu tutulmadan bireysel olarak daha güçlü etkiler alabilirsiniz sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, ay tutulması 6. evinizde olacak. Günlük hayatınız, iş ve çalışma koşullarınızda bazı dönüşümler olabilir. Beraber çalıştığınız kişilerle ilgili, yani yardım aldığınız kişilerle ilgili, yardımcınızdır, asistanınızdır mesela, işten ayrılabilir veya işte onunla ilgili bazı kararlar verebilirsiniz. Çalışma şartlarınızda değişimler olabilir, mesleki anlamda görev tanımınızda değişimler olabilir, yer değişimleri olabilir. Evcil hayvanlarınızla ilgili konular aktif. Yani onların sağlıklarına dikkat edin. Evet, biraz krizler olabilir, sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Akrabalar, özellikle ikinci akrabalar, yani bunlar işte babanızın, annenizin kardeşleri falan, böyle yakınlarınızdaki kişiler, akrabalar ya da iş arkadaşlarınızla ilgili konularda bazı krizler, sorumluluklar söz konusu olabilir. Bir hastalığınız varsa onunla ilgili yaşam düzeninizde değişimler yapabilirsiniz. Diyete başlayabilirsiniz, tedaviye başlayabilirsiniz veya sağlığınızla ilgili dikkat etmediğiniz konular varsa buralarda bazı önemli yüzleşmeler de olabilir sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, akrep burcundaki ay tutulması 5. evinizi aydınlatıyor. Duygularınızın çok yoğunlaşacağı bir dönem. Daha romantik olacaksınız bu tutulma. Tabii ki aşk hayatınız öne çıkıyor. Aşık olabilirsiniz. Süregelen ilişkilerinize daha tutkulu bir süreç başlayabilir. Yeni tanışmalar da olabilir. Çocuklarınızla ilgili konular aktif. Hamilelik, doğum gibi konular olabilir. Eğer istiyorsanız, evet, bazı müjdeler getirebilir bu tutulma size.
İstemiyorsanız da bazı sürprizler getirebilir. Hamile olanlar sağlıklarına biraz dikkat etsinler. Çünkü Satürn etkisi var. Akrep bazı krizler, işte sağlık sorunları söz konusu olabilir. Yani sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çocuklarınıza biraz daha özen göstermeniz gerekiyor. Çocuklarınız, onların eğitimi, onların geleceği ve onların özel hayatlarıyla ilgili gelişmeler olabilir. Bu tutulma gizli olan bir şeyleri açığa çıkarabilir. Size önemli farkındalıklar verebilir. Arkadaş ilişkilerinizde, sosyal ilişkilerinizde bazı önemli kararlar alabilirsiniz. Yani bunlar bazı dönüşümler olabilir örneğin. Eğitimler olabilir, bir hobinizle ilgilenebilir veya hobinizle ilgili konularda bir karar alabilirsiniz. Yani sanatla ilgili, spor gibi fiziksel aktiviteler, işte rekabet gerektiren konular, oyunlar, yarışlar. Hani burada biraz daha eğlenceli konular hayatınızda aktifleşiyor. Bunlarla ilgili konularda da beklentileriniz ortaya çıkabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, tutulmadan en fazla etki alan sabit burçlardan biri de sizsiniz ve tutulma 4. evinizi aydınlatıyor. Bu tutulmayla beraber yaşam alanlarınızda, eviniz, yuvanızla ilgili konularda dönüşümler olabilir tabii ki. Taşınmalar olabilir, yer değişimleri olabilir. Evinizi satabilirsiniz, ev alabilirsiniz. Size ait mülkleri kiralayabilirsiniz. Belki ailenin bazı kaynakları var. Hani aile evinin satılması, dönüştürülmesi, toprak gibi, emlak gibi konularda olabilecek kararlar olabilir. Ebeveynlerle ilgili konular, anneniz, babanız, sizin veya eşinizin yakınları. Hani buralarda bazı sorumluluklar olabilir. Yani onların hastalıkları söz konusu olabilir örneğin. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20-30 derece arasındaysa bu tutulma döngüsünden güçlü etkiler alabilirsiniz. Geçtiğimiz Kasım ayında etki aldığınız konular tekrar tetiklenebilir veya onlarla ilgili konularda yani farklı bir dönüşüm olabilir. Çünkü benzer dereceler etkileniyor bu tutulmayla beraber. Evet, ilişkilerle ilgili sorumluluklarınız var. 7. evinizde Satürn olduğu için evlilikle ilgili, yani bir yer değişimi, yuva kurma gibi sorumluluklar, taşınma olabilir veya var olan ilişkilerinizin bitmesiyle ilgili de yine düzeninizde bazı dönüşümler söz konusu olabilir sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, akrep burcundaki ay tutulması 3. evinizde olacak. Düşünceleriniz, hayata bakışınız, fikirlerinizde önemli dönüşümler var. Özellikle bazı anlaşmaların bitmesi ya da hani bir ticari anlaşmaya da karar verebilirsiniz. Bir sözleşme de olabilir tabii ki. Yakınlarınız, komşularla ilgili konular, kardeşlerle ilgili konular, akrabalarla ilgili ilişkiler bu ay tutulmasıyla aktifleşiyor. Yani onların hayatlarında, onların düzenlerinde bazı dönüşümler olabilir. Bu sizi etkileyebilir. Yine kardeşler veya yakınlarla ilgili, akrabalarla ilgili bazı seyahatler gündeme gelebilir. Bir eğitime başlayabilir veya bir eğitimi tamamlayabilirsiniz ya da bir ticari konuda yine önemli bir karar alabilirsiniz sevgili başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, akrep burcundaki ay tutulması 2. evinizi aydınlatıyor. Maddi konularda önemli etkiler altındasınız. Bazı stresler olabilir tabii ki. Bunlar aslında 1,5 yıllık bir döngüde de devam edecek. Kazançlarınız, kendi ürettiğiniz değerler, başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, borçlanma konuları, kredi konuları, eşinizin kaynakları, eşinizle birlikte paylaştığınız paralar. Yani bu alanlarda bazı dönüşümler var. Daha önce yapmış olduğunuz yatırımların sonuçlarını da alabilirsiniz. Artı ya da eksi. Yani kazançlar olabilir ama kayıplar da olabilir. Bazı harcamalar olabilir, masraflar olabilir. Veya borçlanabilirsiniz veya yani bir iş imkanı, para kazanma imkanı o söz konusu olabilir. Size ait mal varlıklarını değerlendirmeniz, satmanız, kiralamanız, dönüştürmeniz olabilir. Herhangi bir yeteneğiniz var, ürettiğiniz bir şeyler var. Hani bunlardan maddi kazanç elde edebilirsiniz. Daha çok para konuları gündemde. Maddi konular, kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz. Maddi manevi. Bu güvenle ilgili konularda krizler de olabilir tabii ki. O nedenle kendinizi güvende hissedecek koşullarda eğer size güvensizlik veren durumlar varsa ya da zarar getiren konular varsa belki bunları biraz daha dikkatli ele almanız gerekiyor. Gerçeklerle yüzleşmeniz gerekiyor, muhasebe yapmanız gerekiyor. Gelir gider dengeniz, bütçeniz, geliriniz, harcamalarınız, ihtiyaçlarınız. Hani buralarda önemli farkındalıklar olabilir. Tabii ki önümüzdeki süreçte de bütçenizle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Dönüşümler içerisinde olabilirsiniz. Sevgili teraziler.
Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar başroldesiniz ve en fazla etki siz alıyorsunuz tabii ki. Birinci evinizde olacak bu. Ay tutulması her şeyden önce hem duygusal hem bedensel hem fiziksel olarak çok hassas olabilirsiniz. Kendinize özen gösterin. Yaptığınız faaliyetlerle, içinde bulunduğunuz durumlarla başkaları tarafından da daha fazla fark edilmeniz, dikkat çekmeniz mümkün görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 ile 30 derece arasındaysa bu tutulmadan çok güçlü etkiler alabilirsiniz. İmaj değişimleri olabilir, fiziksel değişimler olabilir, yer değişimleri olabilir, taşınmalar, ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Satürn 4. evinizde ev kurmak, aile olmak, ev almak, satmak, ebeveynlerle ilgili konular, annenizle babanızla ilgili bazı sorumluluklar evet gündeminizde olabilir. Kayıplar da olabilir. Çünkü bu tutuma krizlerle ilgili. Satürn de biraz zorlayıcı koşullar getiriyor. Sorumluluklar getiriyor. Yüzleşmeler getiriyor. Biz de duygusal olarak zorlayabilecek konular da olabilir bunlar. O yüzden hem ailenize hem kendinize, sağlık konularına daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Bir şeyleri hayatınızdan çıkarmanız doğru olabilir. Bunlar alışkanlıklar olabilir. Örneğin. Belki bir ilişkidir. Belki yer değiştirmeniz gerekiyor. Taşınmanız gerekiyor. Kabullenişler gerekiyor hayat. İlerlemek için sıkı sıkıya tutunduğunuz, inat ettiğiniz bazı konularda dönüşüme direnmeden bunları kabullenmekte fayda var sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, akrep burcundaki ay tutulması 12. evinizde. Bilinçaltınız hareketleniyor, biraz duygusal olarak zorlayışlar olabilir tabii ki. Uyku sorunlarına dikkat edin. Kendinizle ilgili önemli farkındalıklar olabilir. Gizli düşmanlıklarla yüzleşebilirsiniz. Bazı sırlar ortaya çıkabilir. Hırsızlıklara falan dikkat edin çünkü Merkür ikizlerde gerilemekte. İlişkilere dikkat edin. Herkese çok güvenmeyin. Saklamanız gereken sırlar varsa bunları iyi sakladığınızda emin olun. Çünkü gizli düşmanlıklar bu sırları biraz sizin aleyhinize çevirebilir. İlişkilerde, eşinizle ilişkilerde, işbirliklerinde, anlaşmalarda, sözleşmelerde temkinli olmakta fayda var. Ve tabii ki sağlığınıza dikkat edin. Bu dönem aslında zararlı alışkanlıklardan kurtulmak, işte ne bileyim sigara gibi, alkol gibi bir şeyleri hayatınızdan çıkarmak için iyi bir dönem. Sağlıkla ilgili bilinçaltı çalışmaları, terapi, şifa çalışmaları için de çok iyi bir dönem. Arınabilirsiniz, hayatınızı iyileştirebilirsiniz, sadeleşebilirsiniz. Bunun için yüklerden kurtulmak gerekiyor, bir şeyleri bırakmak gerekiyor. Bu tutulma biraz böyle hani kendi içinize döndüğünüzde, tefekkür ettiğinizde size önemli farkındalıklar da getirebilir tabii ki. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, akrep burcundaki ay tutulması 11. evinizde meydana gelecek. Bu tutulma aslında daha önceden umut ettiğiniz, başladığınız, üzerinde çalıştığınız bazı projelerinizi, hayallerinizi açığa çıkarabilir ve tamamlanmalar, elde edişler söz konusu olabilir. Evet, bir projenin bitmesi ve sonuçta kariyer alanınızda bir başarı, maddi manevi gelirler, elde edebilirsiniz bu tutulmayla beraber. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla ilgili konuları aktifleşiyor. Bulunduğunuz ortamda, özellikle ekip çalışmalarında, ait olduğunuz gruplar içerisinde biraz hani krizler olabilir, yüzleşmeler olabilir burada. Belki bazı ilişkilerinizi gözden geçireceksiniz. Maddi konularda sorumluluklar var. Çünkü ikinci evinizde Satürn var. Hani buna işle ilgili yatırımlar olabilir, bir proje olabilir veya ilişkilerle ilgili keyif için yaptığınız harcamalar olabilir. Maddi sorumluluklarınız var. Daha önceden yapmış olduğunuz yatırımlar. Yani burada hem kazançlar hem de hani bazı kayıplarla da yüzleşebilirsiniz. Yeni masraflar da çıkabilir bu tutulma enerjisiyle beraber. Geleceğe dair umutlarınızda dönüşümler var. Belki bazı hedeflerinizden hani sizin için gerekliliği kalmamış olabilir bu. Yani çok masraf çıkaran bir durumdur bu, bir alışkanlığınızdır veya işte size artık yararı olmayan bir arkadaşlıktır ya da bir projedir, iştir. Hani buralarda bazı dönüşümler yaşayabilirsiniz. Bunları hayatınızdan çıkarabilirsiniz sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, en fazla etkilenen sabit burçlardansınız. Bu tutulmada Satürn burcunuzda olduğu için, tutulmayla da direkt ilişkili olduğu için tabii ki etkileri arttırıyor. Akrep burcu sizin 10. eviniz. Geleceğinizi şekillendirecek önemli kararlar, kariyeriniz, toplumdaki duruşunuz, statünüz, iş, görev, sorumluluklar, aile ve aile büyükleri bu tutulmayla beraber aydınlanıyor ve tabii ki önemli dönüşümler var. Sorumluluklarınız artabilir. Belki kendi işinizi kuruyorsunuz ve sorumluluk alıyorsunuz. Veya süre gelen işlerle ilgili
yolunda gitmeyen bir şeyler varsa buralarda önemli dönüşümler olabilir. İşten ayrılabilirsiniz. Bir yerde çalışıyorsanız hani oradan ayrılıp kendi işinizi kurabilirsiniz veya kendi işinizi kapatabilirsiniz. Emekli olabilirsiniz. Aile işiyle çalışıyorsanız mesela aile işiyle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Toplumdaki statünüz evliliklerle ve ilişkilerle de ilgili olabilir. İşbirlikleri ve ortaklıklarla da ilgili olabilir. Yani buralarda da önemli kararlar olabilir. Tabii ki anneniz, babanız, özellikle hayatınızdaki olgun kişiler, yaşlı kişiler, onların sağlık sorunları, onların sorumlulukları, onların hayatındaki bazı dönüşümler bu tutulmayla biraz hayatınızda baskılar yaratabilir. Bazı krizlerle de yüzleşebilirsiniz. O yüzden hem kendi sağlığınıza da dikkat edin, hem aile büyüklerine de dikkat edin. Sorumluluklarınızı ihmal etmemek gerekiyor. Çünkü Satürn burcunuzda ihmaller, bu dönemde hatalı kararlar sizi çok fazla zorlayabilir. Evet, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Tutulma derecesine göre etkiler değişecektir tabii ki. Özellikle kişisel doğum haritalarınızda güneş burcunuz, yükselen burcunuz 20 ve 30 derece aralarındaysa, 25 dereceye yakınsa bu tutulma sizi çok daha önemli bir şekilde etkileyecektir. Yer değişimleri de olabilir. Bunlar hani ilişkilerle ilgili, işle ilgili, bununla bağlantılı olarak taşınmalar, yer değişimleri falan, hani bunlar da söz konusu olabilir ya da yaşadığınız mekanlarda, evinizde falan böyle yapılandırmalar olabilir. Bununla ilgili bazı etkiler altında da olabilirsiniz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Akrep burcundaki ay tutulması 9. evinizde olacak. Size aslında güzel bir açıda ve yöneticisi Mars da burcunuzda olacak. Bu tutulma size hayata bakışınızda, inançlarınızda, düşüncelerinizde, felsefelerinizde önemli açılımlar getirebilir. Biraz spiritüel bir tutulma aslında. Ruhsal anlamda etkiliyor sizi. Sezgilerinizin güçlendiği bir dönem. Uzak hedeflerinize odaklanıyorsunuz. Ve Mars sayesinde biraz daha inisiyatif alıp harekete geçebilirsiniz. Yolculuklar var. Özellikle uzak yolculuklar, yurt dışı seyahatleri tutulmayla beraber aktifleşebilir. Ve önümüzdeki hem Mayıs ayında hem de önümüzdeki özellikle birkaç aylık dönemde, 1,5-2 aylık dönem çok güçlü olacaktır bu etkiler. Bunları yaşayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili hedefleriniz varsa, yurt dışında okumak olabilir, yerleşmek, yaşamak olabilir, seyahat olabilir veya uluslararası işleriniz olabilir. Hani buralarda bu tutulma bazı içinde bulunduğunuz şartları olgunlaştırıp sonuçlar almanızı sağlayabilir. Akademik konular, eğitim, yüksek öğrenim, üniversite gibi konular ön planda. Bunun yanı sıra hukuksal işleriniz varsa, mahkemeler, davalar falan, hani buralarda da bir süredir devam etmekte olan bir konunun sonuç vermesi ve bununla da ilgili bazı önemli farkındalıkların hayatınızda dönüşümlerin olması da mümkün sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız
hemen size geri dönüş yapacağım.